Eğer öyleyse Gustavo zaten gözden çıkarılanı yani onu da söyledik. Yani şöyle Gustavo'nun yerine bir tane güçlü bir figür. Şu anda iki isim Carvalho ve Lomel. Bu iki alternatif bile az hatta çünkü Fenerbahçe'nin istediği önemli mevkilerden birisi, değil mi hocam? Ama şimdi bunlardan birini veya ikisini bitirse çok büyük bir iş yapmış olursun. Yani o dersin ki tamam bunlar transfer dersin yani. Bunlar şimdi, yine... büyük isim değil mi? Yani, yani tabii, ligimiz için bu... konuşuyoruz. Ama şimdi bir de ne var? Bunları aldığın zaman senin orası oh, o oturdu yani. Sana en, en aşağısından bahsedeyim 25 maç garanti oynarlar. O tarz da oyuncular ama <laughs> öbürüne geldik bir dedi ve şaşırdı. Keşke bunları zamanında bitirselerdi. Önce de alabiliyorsanız alın. Ama gidenlere bilinmez şimdi kimle. Tabii biz afaki konuşuyoruz. Kimin transferi transfer olacak mı gerçekleşecek mi gidecek E Santrofor ihtiyacınız var tek bir santrofora kaldınız. Vallahi hocam sanki gitti diyorlar. Yani en üst tabi kırmızı. Ben yani giderse da. mutlaka hocanın alternatifi hocada vardır alternatifi. Yani tekrar söyledik burada hep biz şunları söyledik. Gelecek oyuncular orta Avrupa'dan değil. Yani Portekiz veyahut da Brezilya menşekli değil. Ya onlar olacak. Yani öbür türlü Avrupa'da Alman, İngiliz, İngiliz olmayacak. Hepsi. Onlar zaten çok pahalılar. yok anlatmak istedim. şu İtalyan falan olmayacak. Portekiz menşekli, Brezilya menşekli oyuncular olacak. Ve nitekim de o tarz oyuncularla konuşuluyor ve onlara gidiliyor. Hayırlı hayırlısı olsun ama Santrofor tabi acil almalı lazım. Kim giderse sant stoperde kim olacak? Solbek hocam. Efendim? Solbek. Solbek de ihtiyacı var. Yani şimdi Lomel United'tan tamam 1300 Souza yani ee, orada mesela bir hani William Carvalho için değil. William Carvalho olursa zaten gerçekten çok az önce senin de olursa zaten William Carvalho olsun dediğini biliyorum. Tabii. Şimdi bir duyduğum. seçim yapsan William Carvalho mu Souza mı senin tercihin belli. Hoca da zaten herhalde Carvalho'dan yana oy kullanır. Ama işte e, William William Car Carvalho'nun da maliyet yani bu tip bu maliyet her türlü maliyetler var. Mesela şeyden konuşuyoruz işte Lincoln'dan görüyoruz. Hmm. Devre arası Adana bilirsin başkan söylesin. 300 bin euro muydu? 500 bin euro muydu almadılar istemediler. Kim için abi? Lincoln. 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 Lincoln Enrique. Ya 300'e 500 falan bir şeydi. İstemediler yani almadılar ama bu tarafta farklı görürsün. Orası farklı görür. Oradaki futbol anlayışı farklıdır. Fenerbahçe'deki futbol anlayışı farklıdır. Ama Carvalho'dan falan bahsediyorsun. Yani bunlar üst düzey. bunlar net adam. Net yani. Senin, ne senin, her zaman için sana iki gömlek, iki tak tık fazlalık verebilecek. Orta sahada bütün her tarafını gediklerine kapatabilecek oyuncular. Yani. Bir de hoca hep şey istiyor hocam. Altı numarasını stoperlerin içine giren. Ya, yani nasıl Mancini Spinazzola'ya çıkartınca Florenzi üçüncü stoper gibi üçlüyordu ya geriye. Hmm. Biliyorsun hoca beklerin ikisini birden gönderiyor. Bir tanesini bırakmıyor kendi sisteminde. O altı numara hep stoperlerin içerisinde ya da biraz daha önünde konumlandırıp e, savunma ne diyelim merkezi en azından kapatmayı veyahut da kontradan bek arkasından top yerse stoper oraya koştuğunda stoperin kademesine Diğer stoper değil, altı numarayı sokuyor ya, Carvalho biraz... Oradaki oyun tarzları o şekilde tabii orada yapıyordu. Buraya geldiğiniz zaman burada da farklı bir şeyler dinleyebilirsiniz yani bizim... Çünkü oradakiler hemen hemen hocam? hepsi oynayan o takımlar. Değişir mi? Güzel soru. Ve değişebilir. Siz yani öbür gün rakiplerinizi bir tanımaya başladığınız zaman bu sefer bir farklı bir oyun kurgusu çıkarabilirsiniz daha çok beklenizi daha çıkartmazsınız. Açıklarınızı çıkartırsınız. Onları içeri kapatırlar. Hücumunuzu daha çok orta sahadan yapabilirsiniz. Bir tabii. de yani şimdi tabii biz ilk önce Fenerbahçe'nin her şey bittikten sonra oyununu görmemiz lazım. Tabii, tabii, tabii. Oyun görülce gelen oyuncuları görmemiz lazım. Kimlerle yola çıkacak hoca? Ama Elzem olarak santrofunuz var. Tek bir serdarınız var. Hadi öbürlerini bırak sarmadı. Valencia tutacak mı? de var da ama. Berişe yani. var. Tutacak mı? Valencia'yı tu Valencia tutacak mı? Ee Valencia der ki mesela tamam. E çok adam... yabancı var. Hangisi oynayacak hocam? Şöyle ben e şey mi? orada Rossi var mesela açık oynayan. Bir de Not sezon geçecek ki izleriz. Şimdi Valencia'yı da de der ki ben tutarım der açık oynatırım der. Tabii oynayalım. Bilemeyiz. Samueli belki ne de orada kullanacak. Sabek'te farklı bir oyun şu gelecek. çift santrafor oynayacak hocam. 4 3 e Zaten e, asıl artık nokta. Avrupa ve dünyada dikkat edersen sen de izliyorsun, takip ediyorsun. Oyun takımlar artık beşli orta sahile çift santrafora döndüler. Milli takımlar da takımlar. Şimdi tabii ligler olmadığı için buradakilerini bilmiyorlar ama Esasen Güney Amerika'daki falan izlediğin zaman Atlantik falan hepsi ikili oynamaya başladı. Çift santrafor, beşli orta Üç savunma. E, üçlü savunmayla giriyorlar. E, milli takımlarda da oraya gitti. Bilhassa U'larda çok fazla var bu. Evet. Biz bakalım yeni sezonda bizim e, Hı -hı. O, hocalarımız bunu nasıl kalkacak? Ne, Hazır mısınız? Takımlarımız hazır mı? O tarzdaki oyuncuları mı getireceksiniz? Yani futbol çok farklı Şeyde, evren geçiriyor. Çok Bunda da siz birlikte mi? olmanız lazım. Hocam yerli çok derinleştirdi konuyu hakikaten doğru. Yerli isimlere de güçlü Fenerbahçe'nin. E tabii canım. Yani isim isim bak. Türkiye'nin Türkiye neyi ne, Türk yerli, Türk oyunculara sahip? Yerli, yerli oyuncular yani, kaliteli. Neyi tart yani hiç tartışılmaz bence. En iyi yerli oyuncularına sahip. Ferdi de işte kalecisi şey Hep, Serdar Aziz hepsi, kötü hepsi. Yani Serdar tabii, Aziz tabii. E, Mert Hakan şey, İrfan Can. Can. Kadro dışı bıraktıklarınız da yani şöyle düşün Bakarsan onları da bir kadro. Hakikaten Fenerbahçe'nin Türk, hepsi milli oyuncu ya. ya. Arda. Hepsi milli oyuncu. Hocam Arda'nın bu sene mutlaka ikon bir oynaması lazım. Yani. Ama, ama işte, Fenerbahçe'de oynamayacaksa başka süper kutumda geçecek yani. Şöyle, e, şöyle söyleyeyim. ya Üzülüyorsunuz. Elinizdeki o tarzda bir yeteneğiniz var. Hemen hemen aynı seviyede olan bir oyuncuyu getiriyorsunuz. Ve elinizde sizin bunlar hakikaten var. İrfan Can'ınız var. Farklı oyuncularınız var. Tabii biz e yani fazla şöyle söyleyeyim işin içine fazla girmeden Anlatmaya çalışıyoruz ama varsa olmaz. Oraya işte kar diyorsun ya hmm. o tarzda bir adamın hmm. en başta hmm. hedef transfer olarak alacaksın. Mesela Gustavo'nun gençliği 25 yaşında, 28 bilmiyorum. yaşında bulabiliyorsan da Şimdi, o tarzdaki oyuncu. Hocam şey de Burak da katılırım bilmiyorum da. Ee, bak gençleştiriyor da bir taraftan takımı. Ee, Fenerbahçe Kulübü Başkanı. Şimdi Lincoln Enrique 23. Güzel. Yani yaş tam. O mevkinin tam yaşı. Alex ya de gelecek kadar. gördü diye aldı herhalde. Ben hani George Jess, özür dilerim. Çok özür dilerim. Estağfurullah. Jesus'un elinde biraz da ne diyelim kendini geliştirir. O potansiyeli görüyorum. Hoca da okunur. Ondan sonra işte Avrupa Şam işte Şampiyonlar Ligi elemesi var. Olmazsa Avrupa Ligi var. Buralarda kendini gösterir. Belki sonra kim gibi veya farklı bir şey Crespo'nun burada göstermiş olduğu bir efekt gibi görüp belki satarız mantığında mı acaba alındı diye Cres... de bir bakıma düşünüyorum. Crespo tam bizim Türkiye'mizin liginin topçusu. %100. E Lincoln'da daha yumuşak böyle topla hareket eden, top geldiği zaman işler ama tabii oradaki stekasyon, orası kontratak oynayan, e, çıkan, boş alanlarda gayet rahat oynayan, serbest oynayan bir oyuncusun burada ve şu var, oynadığı anlardan itibaren de şunu da belirtelim, çok favori yer. Bir kere onun en büyük özelliği sırtı dönükken o top geldiği zaman dönüşü vardır. Çok hemen güzel. ekart ediyor. Evet. Bizde orada yapmıyorlar hemen Evet. Çok faal alır hocam. Çok faal alacak. Bir de üçüncü bölgede top tutar bence. Şimdi onu top yapıyordu da burada yerleşir. size o alanda ona imkanı verecekler mi? Şimdi biz tabii Türk, Türk futbolumuzdan yola çıkıyoruz. Oynanan futboldan evet. yola çıkıyoruz. Ondan yola çıktığımız için bu tarzdaki oyuncular biraz zorlanıyorlar toparlanana kadar. Yani hemen ııı e, Sezon başladığı zaman, ligler başladı, biraz toparlanmadığı zaman, o futbola alışmadığı zaman demeyelim ki çok. Bak tekrar söylüyorum teknik kapasitesi, oyun anlayışı falan onda bir sıkıntımız yok. Hı hı hı. Ama devamlılık isteyen bir ligimiz var bizim. İkili mücadeleyle ayakta kalan fazla. bir ligimiz var. İşte teklingini yapıyorsun, geri kovalıyorsun bu tarzda bir ligimiz var. Hayırlısı olsun ama yetmez.